Şimdi katılalım. Kim var? Sırada Eren var. Tamam. Şimdi sıradaki yarışmacımız geliyor. Efendim. Şimdi sırada 103 aday numarasıyla Eren. Eren de Adnan Şensel şarkısı okuyacak ilk olarak. Sözleri Sadık Şendil'e, bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait güzel bir şarkıyla Eren gelecek. Senede bir gün diyecek. İkinci şarkısını anons ediyorum. Söz beste Ömer Sami Danış, bu gecelerde. Bol şanslar diliyoruz. Gecelerde, ah bu gecelerde. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Geçmiş olsun Eren, tebrikler. Teşekkürler ederim Armağan Bey, sağ olun. Gel, biraz şimdi sana eziyet çektireceğim. Buyurun. Tamam. Buyurun. Eren'in performansının yorumları reklamlardan sonra. Romanstar Fox TV'de devam ediyor. Reklamlardan önce Eren performansını gerçekleştirmişti. Ve şimdi söz jüri üyelerinde Kibari Hanım'ın elinde mikrofonu görüyorum. Bakalım neler söyleyecek. Bana hemen bir an evvel soru sormanı istemiştim. O kadar heyecanla bekledim ki. Yani sen var ya, çok kötü okuyorsun be. Yani hiç yoktan iyisin işte. Teşekkür ediyorum, yani, çok sağ olun. Ben pek on demek istemiyorum ama ne diyeyim bilmiyorum da böyle yani. Bu gece çok kötüydün, çok kötü okudun biliyor musun? Bir puan, sıfır koyunca ne oluyor? On oluyor. Vermem on. Yok, vermem. Önce bir eleştireyim biraz Eren'i. Eren bir kere bir kulis arkasında görseniz, bir tanısanız tanıyan tanıyordur zaten. Süper saygılı bir çocuk. Ben bazen provalara geliyorum burada, provada. Allah razı olsun ki suyumu, çayımı böyle tutar, bardağımı tutar, ne yardımcı demek olur. Ne demek? O yönlerine hastayım senin. Asil. Ne demek? Çok güzel bir şey ama. Yani helal olsun, ana baba güzel yetiştirmiş. Anneye babaya ellerinden öpüyorum. Teşekkür. Eren, çok güzel okudun. İkisi de bir harikaydı. Yalnız bir şey merak ediyorum. O ikinci şarkının sözleri kimin? Söz müzik Ömer Danış'a ait, Ayhan Aşan'dan dinlemedik. Muhteşem. Ama var ya, ikisinde de çok başarılıydın. Çok her zamanki ederim. Gibi 10. Çok sağ olun. 10 geldi Kibari Hanım'dan Eren'e.
Bakalım Adnan abi neler söyleyecek Eren'le ilgili. Sevgili Eren, senede bir gün böyle okunmaz. Bir kere güfteyi ikinci şanı tamamen yanlış okudun. Şöyle ki. Sözlerini mi? Ağarsın saçlarım, solsun yanağın, adımı anmaktan yansın dudağın. Bu aşka canımı adayacağım. Yeter ki gel bana senede bir gün. Şimdi sen dedin ki ağarsın saçlarım, yansın dudağım. Adımı anmaktan yansın. Olmaz. Kendi adını anarken senin dudakların yanmaz. Başkasının adını anarken dudakların yanar. Armağan Bey yanlış mıyım? Doğru. Çünkü bu şarkıyı ben filmde okudum ve ben bu şarkının da o zaman 45'ini okudum. Ben bu şarkıyla da çok büyük bir kariyer sahibi oldum. Şimdi Şekip Ayhan Özışık'ın bu şarkı. Güfte'de senede bir günü yazan rahmetli abimizin. Burada ben bu şarkıyı... Ülkü Aker biliyorum Adnan abi. Doğru mu? Ülkü Aker değil mi senede bir gün? Değil. Ne değil yanlış mi? Yanlış olabilir. Ne değil mi Selam abi? Hayır efendim, Ülkü Aker'le alakası yok. İlhan... Sadık Şendil'in efendim. Öyle mi? Güfte Sadık Şendil, beste Şekip Ayhan Özışık. Allah rahmet eylesin. Senede bir gün senaryosu da... İlhami İpekçi. Evet. Aynı kişinin, Güfte'de aynı kişinin. Çünkü bu şarkı o film için yapıldı. O filmde... o zamanki tarihi bir geçmişi anlatan bir film. İki sevgilinin bir tarafta Balkan Harbi'nden sonra Trakya'da kalan bir sevgiliyle, değil mi? Senede bir gün buluşuyorlar. İkisi başka insanlarla evleniyorlar. İşte yani sonunda buluşuyorlar ama çünkü filmde ben de oynadığım için filmin hikayesini çok iyi biliyorum. O filmde ne kadar yakışıklısınız öyle hocam. Gerçekten. Yalnız gerçekten. Ben Adnan abiye bir şey söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Kesmek asla haddime değil, izin verirsen. Selçuk kardeşim de burada. Diyor ki ağırsa saçlarım. Benim öyle okudu. Hani diyor yansa, adını anmaktan yansa dudağım bu aşka canımı adayacağım. Yani bu hallere düşsem bile yani, bu halde seni yani taparcasını seviyorum anlamına. Doğru okudu değil mi? Doğrusu. Hayır. Evet, doğrusu bu. Selam abi. Hangisi? Selam abi. Ağırsın saçların değil. Ağırsın saçlarım. Ya, solsun bilmiyorum. Yanağın. Bir dakika. Yanağım. Evet. Adını anmaktan yansın dudağım. Fark etmez ya Allah'a. Yani evet, senin adını anmaktan. Ya, fark etmez. Yani. M-N ama. Kahve içme sonra çık. Anlam çok fark ediyor. Ben burada Eren'in. Bu kadar olayı bir harf için yaptım. Ben burada Eren'in bu şarkıyı daha dikkatli okuyacağını düşünüyordum. Bir de lüzumsuz yerlerde şarkının nüanslarında ağırsa saçlarım solsun yanım adını anmaktan yansın dudağım adımı anmaktan değil adını anmaktan yansın dudağım. Hayır. Adımı anmaktan sonuçta yansın. Adnan abi kaç veriyorsunuz? Şimdi ben ikinci güfteyi çok dikkatli dinledim. Sizin de kulağınızdan kaçmış. O bakımdan ben size birinci şarkıdan puanı düşük veriyorum. İkinci parçadan telafi ediyorum. 7 veriyorum. Ama ya Adnan vallahi abi çok düşük. Ama güzel söyledi. 7 geldi Adnan. Şansesten biraz az oldu bence ama. Bence de çok az oldu hem de yandı yani bu bugün. Şimdi gelene 10, gidene 10, buna 7.
Nasıl olacak? Ağırsın saçlarım, solsun yanağım. Bir kelime için. Adını anmaktan. Ne var söylemeyeyim. Adını ya. Sadece adımı adını. Ha, yani burada yandım. Bir tek yanlışım burada. Senin duracağım. Adını anmaktan yansın yani dudağım. Yani adını yedi işte. Okay, bu yapacağım. Aşka bir kelime. Canımı adayacağım. Mı ve mi için yedi oldu. Ya adımı adını. Yani. Yedi. Otur. Okay. Yandın. Buyurun Selam okay. Abi. Ne olacak şimdi? Allah büyük. Ben saygı duyuyorum. Şunu on yapamam. Tabii. Çok, 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 çok güzel bir ses. Allah için. Tabii. Ama tamam. Biz de duyduk içeride. Mikrofona söyler misiniz Adnan abi? Bizim kulağımız sağır mikrofona. Olabilir ama biraz da duyuyoruz yani. Mikrofona. Evet ben duydum ama güzel hoşuma gitti. Şimdi benim bakın. Şahsi düşüncem. Ben Eren'in sesi için hiçbir şey demiyorum. Bir harf için yandı Eren ama bu gece. Sade harf değil. Bir harf. Adımı adını. Hayır bir harften dolayı demiyorum ben bunu da ayrıca yani. Şarkıda da yorumda da yanlışları var. Yani niçin bu olayda jüriye tesir etmek istiyorsun ki sen? Ama hayır ben kendi sen fikrimi söylüyorum. Sen bildiğinden mi yani konuşuyorsun? Evet benim şahsi düşüncem ben. Senin şahsi o düşüncen. O şarkıyı çok beğendim ayrıca. Şahsi düşüncen senin kendinde kalsın. Evet çok beğendim ayrıca. Niye yani bu? Beğendim bir harf için bu, ya. Bu, adımı adımı. Pardon yani, adımı, bırakın adımı. Onu. Bu kayırmak niye yani Mehtap? Neden yani? Ama öyle. O zaman gerçekten... gel buraya geç, ben hayır, oraya geçeyim senin yerine. Gerekirse geçerim de Adnan Bey hiç kusura bakmayın yani ciddi söylüyorum. Orada da şunu söylemek istiyorum, haksızlığa karşıyım. Ve bu arkadaş da bu gece güzel söyledi. Gelen on, giden on buna değdi olmadı yani. Sen bana o hesabı soramazsın kardeşim. Yani olmadı yani. Bu çocuğa hiç. On, yedi olmadı yani. Oo, ne iddialı demek hareketler ya, bunlar. Ya, sen nasıl konuşuyorsun? Ama doğru söylüyorum, sen haksızlığa nasıl, ben vicdanım el vermez mi on yani. Alo. Alo yok, o mu var Adnan Bey? Sen benimle nasıl konuşursun böyle be? Neyse ben hemen ortada yumuşatayım. Hazırsın galiba. Ellerinizden öpüyorum. Hastasın galiba. Size verdiğiniz Adnan beşe abi. Bile ben kurban kaldır, olurum. Hiç kaldırma problem beni ayağa. Peki otur. Tamam. Selami abi buyurun. Şimdi benim... Ya Mehtap yeter. Mehtapçığım. Mehtap Hanım. Adnan Bey birkaç haftadır size asılıyor. Evet, siz yüz vermediğiniz ya. İçin bu tavırı takılması çok doğaldır. İşte bu kadar. Canım benim, aşkım benim. Sen kime aşıksın? Evet. Biliyorum. Evet. Onun için burada 6 puan da verebilir. Ben dedim Armağan Bey'e aşığım. Adnan şimdi ben Allah için Adnan abiye saygı duyuyorum. Kibariye kardeşime saygı duyuyorum. Her insanın farklı bir düşüncesi, yorum var. İlle sen yanlışsın, doğrusun. Haddime düşmez. Yalnız ses tonu, nameleri ve ses hakimiyeti gerçekten çok güzel. Allah için. Teşekkür ederim. Allah için. Sağ olun. Ben farklı düşünürüm. Adnan abi farklı, ona saygım var. Yani adını, adımı birçok yarışmacımız çok... ben de şarkımda bazen takılıyorum ama güzel okudun ya. Vallahi güzel okudun. Güzel okudu. Allah ben, var ya. Sizce ben kaç puan verebilirim? Hep beraber sayıyorum. 1, 2, 3, 10. Teşekkür onda Selami Şahin'den geldi. Toplamda Eren 27 puan aldı. Bence bu yarışmanın en iyi erkek sesi ve vokali Eren'dir. Evet, çok güzel. Çok benim şahsi ederim. Fikrim. Sizin fikirleriniz benim için gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ederim. Şimdi mesela bana sorsanız Sevda olmayacaksa olsun. Ama üzgünüm ben. Hayırlısı neyse olsun. Sevda istiyorum. Hayırlısı neyse olsun. Tamam, vardır senin söyleyecek bir şeylerin. İzmit Büyükşehir Belediye Başkanımıza bana bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Saraybahçe Belediye Başkanımız Sayın Halil Vehbi Yenice'ye çok çok teşekkür ederim. Benim mahallemin insanları Kozluk Mahallesi, kendi oturduğum Turgut Mahallesi. Beni bugüne kadar yalnız bırakmadıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kardeşlerimin, abilerimin. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de benim sesimi beğeniyorsanız bir SMS bir SMS'tir. Lütfen esirgemeyin. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Almanya'ya çok teşekkür ediyorum. Ve STR yapıma. Gerçekten bizim de burada kardeşlerimiz, ablalarımız hepimizle ayrı ayrı ilgilendiği için hepsine çok teşekkür ediyorum. Selçuk Tekay ve orkestrasına. Çok bugün teşekkür ne ediyorum. Konuştunuz, ne konuştunuz? Armağan Çağlayan'a çok teşekkür bana ediyorum. Teşekkür Mehtap'a çok teşekkür ediyorum.
Jüri üyemize çok teşekkür ederim. Aday numaram 103. Hepinizin desteklerini bekliyorum. Herkese iyi eğlenceler. 34.50'ye mesaj. Eğer siz de Erin'i desteklemek istiyorsanız 103 yazıp 34.50'ye mesaj atmanız gerekiyor.